Hepinize merhaba, hoş geldiniz videoma. Şimdi biraz sesi kısın. Güvenlik, bildiğiniz gibi önemli bir şey değil mi? Kendinizi, evinizi, ailenizi, arabanızı, şirketinizi güvene almak hepsi önemli. Ama güvenlik ayarı olan bir şey değil mi? Yani herhalde sokakta bazukayla gezecek haliniz yok yani. Ya da işte ne bileyim böyle yok işte arabama hırsız girer de işte yok efendim elektrik bilmem ne verme cihazı, şok cihazı. Yok işte böyle el bombası, yok sis bombası, yok kafa kesme makinesi. Kısaca bakunu çıkarmazsınız değil mi güvenliği? Bilmiyorum genel bir regülasyona tabi olan bir şey mi bu? Fakat havayolu şirketlerinin birçoğunda uçakta güvenlik görevlileri olur. Bunlar sivil olarak da bulunurlar ya da işte arkalarında güvenlik falan da yazar bilmem ne. İşte ne bileyim böyle uçakta bir yolcu falan huzursuzluk çıkardıysa falan. Ya da ne bileyim mesela uçakta cinsel şeyler oluyor falan. Arka sıraya geçmişsin en arkaya takılıyorsun orada. Tabii ki insanlar rahatsız oluyorlar. Bu havayolu firmalarından, şirketlerinden bir tanesi olan United Havayolları, United Airlines, geçtiğimiz pazar günü skandal bir olaya imza attı. Dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Japon bir yolcu ya da Çinli mi ne boksa. Hepsi de birbirine benziyor. Ve bu adam gibi olan diğer yolculardan bazılarına kısaca uçaktaki kapasitenin yani koltukların koltuk kapasitesinin üzerinde bilet almış yani orayı tutmuş olan yolculardan uçaktan inmelerini istemişler. Uçakta o kadar Amerikalı'nın içerisinde bir tane Çinli, Japon neyse işte o adam. Zaten bu videonun altında linki var ona tıklarsanız görürsünüz. Bu adamı fark etmişler. Adam hani rahat otursun diye iki koltuk birden almış. Parasını vermiş. Hem de iki kat fazla para vermiş. Çünkü iki koltuk olduğu zaman daha rahat takılabiliyorsun. Tabii böyle bir şey olmamış yani bunu şu an kıçımdan sıktım. Adam çıkmayacağım çıkmayacağım bana ne kardeşim demiş. Ya hakkıdır havaalanında o zaman satmayaydı yani. Direnmiş 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 direnmiş. Sonunda videoda göreceğiniz gibi bu iki tane security guard gelmiş buna bir tane böyle burnuna vuruyor falan. Burnu da kanıyor. Bana pek kan gibi gelmedi açıkçası. Yani gözlüğünün parçası gibi gördüm ama bilmiyorum. Siz de bir bakın. Aşağıda videosu var. Ya da işte United Airlines skandal falan yazarsanız çıkacak zaten. Pardon, United Airlines scandal. Hadi bakayım. Adamı tutmuşlar koltuk altından yaka paça dışarı çıkarıyorlar. Sitir git lan diye. Yani büyük bir skandal hakikaten. Sen paranı veriyorsun. Ve hakikaten milyarlarca insanda rezil oluyorsun yani. Paranla rezil oluyorsun. Yani 3-5 kişiye değil yani uçakta. Hepsi böyle telefonla çekiyorlar falan. Artık kimsenin kaçışı yok. Hiçbir şirketin, hiçbir kişinin, kurumun, hiçbir şeyin kaçışı yok kardeşim. Her şey çekiliyor. Şirketin CEO'su Oscar Munoz işte konu hakkında özür dilemiş falan filan. Fakat daha sonra bu adamın bir tane mektubu ortaya çıkıyor. Pardon yani mektuptan önce yapmış olduğu, halka, vatandaşa yapmış olduğu açıklamada şirketin işte çok özür dileriz. İşte bu çalışanlarımızı işten attık falan filan bilmem ne. Fakat ardından sadece şirket içerisinde yayınlamış olduğu bir tane mektupta İşte bu yolcu bize çok direnmişti. Biz de dayanamadık, attık, onu atmak zorunda kaldık falan filan bilmem ne. Ya ne olursa olsun kardeşim, ne olursa olsun. Şimdi konuşuluyor, deniyor ki işte efendim o kadar Amerikalı içinde bir tane böyle çekik gözlüğü, işte ırkçılık mı yapıyorsunuz? Çift takılanları oradan almadınız da neden tek başına bir adama dalıyorsunuz? Falan diye böyle şimdi bütün dünya Amerika ne boksa şey yapıyor. Bizimkilerin tabii haberi yok Türklere. Ne ya, bizimkiler neden anlar? Smite, hadi smite yapalım. Ama ne boksa onunla slime mı ne bok? Aptal velet velet. Şu İngilizceyi öğrenmediğiniz müddetçe bir bok anlayamayacaksınız. Dünyadan hiçbir şeyden haberiniz olmayacak. Her boku ben size anlatacağım buradan. Salak salak videolara bakıyorsunuz ya. Hadi kıçım rast kaktüs sokak. Al benimkini soka. Al bak benimkini soka. Tamam mı? Oldu mu? Güvenlik zafiyeti. Kötü. Uslu durun tamam mı bakayım? Hadi bakayım.